Büyük sıçrayışların küçük adımları. Hayatında öğrenebileceğin en faydalı becerilerden biri kendini sürekli olarak iyi pozisyona nasıl koyacağındır. Kendini güçlü bir pozisyonda bulan insan, diğerleri bir dizi kötü seçime zorlanırken koşulların avantajından yararlanabilir. Güçlü pozisyonlar rastlantı değildir. Zayıf pozisyonlar da kötü şans değildir aslında. Gelin bu konuda konuşalım. Birine kendilerini güçlü bir pozisyona sokmaları gerektiğini söylemek işe yaramaz. Herkes bir fırtınaya dayanabilecek bir ev inşa etmek için güçlü bir temele ihtiyaçları olduğunu bilir. Ancak herkes bu temeli nasıl oluşturabileceğini bilmiyor. Cevap, sinir bozucu olduğu kadar da basit. Bugün içinde bulunduğumuz konum, yıllardır yaptığınız küçük seçimlerin birikimidir. Eğer durum buysa, neden herkes gelecekte kendisini iyi bir konuma getirecek seçimler yapamıyor? Güçlü bir geleceği garanti eden sıradan seçimler gözden kaçar. Yanlış olanı yapmanın hafif bir cezasının olmadığı gibi doğru olanı yapmanın tebrik edildiği de yoktur. Şu anda bir çikolata yemek sizi sağlıksız yapmayacak. Yemek yememek de sizi sağlıklı yapmayacak. Bugün para biriktirmek sizi zengin yapmayacak, tıpkı biriktirmemenin sizi fakir yapmayacağı gibi. Bugün harika bir kitabın bir bölümünü okumak sorularınızı çözmeyeceği gibi. Okumamak da onları daha da kötüleştirmeyecektir. Yapmanız gerektiğini bildiğiniz bariz şeyi yapmamak, yani sizi gelecekteki başarı için konumlandıran şey, nadiren sizi hemen incitiyor. Günlük olarak yaptığımız küçük seçimler ya işimize yarar ya da bizi kötü etkiler. Bir seçim zamanın sizin lehinize ya da aleyhinize çalışmasını sağlar. Zamanla onu neyle beslersen ona göre çoğalır. İlk gün bize yardımcı olan seçimlerle bizi inciten seçimler arasındaki fark edilmez. Ancak günler haftalara, haftalar yıllara, yıllar on yıllara dönüşürken küçük seçimler oldukça farklı sonuçlar doğurur. Seçimlerinizin birleşmesi için istikrarlı olmanız gerekir. Yoğunluk sizi yalnızca kısa vadede taşıyacaktır. Ancak birleşik sonuçlar istiyorsanız istikrara ihtiyacınız var. Anında ödüllerin yokluğunda yoğunluğu bir süreliğine sürdürebiliriz. Ancak çoğumuz aralıklı olarak duran ve sonra çalışan bir hale geliriz. İstikrar eksikliği insanları olağanüstü sonuçlardan alıkoyar. Sadece ellerimizi havaya kaldırıp eve gitmek için Sisifos gibi bir kayayı daha tepenin yarısındayken yukarı çıkarmaktan vazgeçip aşağıya yuvarlamak gibidir. Ertesi gün geldiğimizde tepenin başındaki kayayı görürüz. Bu sadece ilerlememizi baltalamakla kalmaz, aynı zamanda başlamayı da daha da zorlaştırır. Zamanla birleşen küçük seçeneklerde mükemmelleşmek sizi sürekli olarak uygun koşullarda bırakır. Dünyada ne olursa olsun asla kötü bir karara zorlanacağınız bir konumda değilsiniz. Sonuç almak istiyorsanız bedelini ödemeye hazır olmalısınız. Fiyatı hem hayal ettiğinizden daha kolay hem de düşündüğünüzden daha zor. Fiyat sizi başarıya giden yolda yıllarca süren küçük seçimleri tutarlı bir şekilde yapmaktır. Bedelse sonuçlar göstermese bile zamanın sizin için doğru anlamda çalıştığını bilmektir. Aslında baktığınızda dev sıçramalar işte dev sıçramalar değildir. Aniden fark edilir hale gelen bir dizi sıradan seçimdir. Durmadan o sihirli anı ararsanız sıradanlığın ne kadar olağanüstü hale geldiğini göreceksiniz ve bunu özleyeceksiniz. Her savaş daha savaşılmadan önce kazanılır. Sun Tzu. Bu ders savaşın ötesine geçer. Çoğumuz hayatı asla zor modda oynamayı seçmesek de kendimizi kötü bir duruma soktuğumuzda yaptığımız tam olarak budur. Bunu görselleştirmenin bir yolu bilardo merceğinden geçer. İlk atışı yapmaya o kadar odaklanıyoruz ki bir sonraki şut için topu nasıl konumlandıracağımızı düşünemiyoruz. Bir sonraki atışı yapmaya gittiğimizde de bu olması gerekenden daha zor bir durum oluyor. Kendimizi kötü bir duruma sokmamızın birkaç basit yolunu düşünün. Çok fazla borç alıyoruz. Her şey çalışmayana kadar harika gidiyor. İşler kaçınılmaz olarak değiştiğinde kendimizi kötü konumlanmış buluyoruz. Avantaj gibi görünen şey bir kabusa dönüşüyor. Ya da yanlış yerlerde tasarruf etmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman yalnızca daha ucuz seçeneği tercih ederiz. Fakat söylenildiği gibi doğru satın alın ya da iki kez satın alın. Şu anda daha ucuz olan genel olarak aslında nadiren daha ucuzdur. Kendimize bakmakta başarısız oluyoruz. Sağlıklı beslenmiyoruz, doğru uyumuyoruz ya da yeterince egzersiz yapmıyoruz. Sorunlar ortaya çıktığında onlarla başa çıkamayacak durumdayız ve bu duruma kendimizi yine biz getiriyoruz. Zamandan tasarruf etmeye çalışıyoruz. Bir işte hep köşemize gitmek isteriz. Ve hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğinde korkuyla yine o köşelere çekiliriz.
Zaman kötüyken çıkar sağlayacak bir konumda olmak, zaman iyiyken farklı şeyler yapmayı gerektirir. Bu, insan doğasına aykırıdır ve zor zamanlarda durdurulamaz bir avantaj sağlasa bile iyi zamanlarda aptal gibi görünmek istemeyiz. Fakat güzel zamanlar sonunda sona erer. Warren Buffett'ın da dediği gibi, kimin çıplak yüzdüğünü ancak sular çekilince anlarsınız. Buradaki ana ders, gelecekteki koşullar ne olursa olsun kendinizi her zaman mümkün olan en iyi konuma koymaktır. Parlaklık kısa vadede işe yarıyor gibi görünebilir. Ancak konum, plan ve düşünceler kaçınılmaz olarak en sonunda kazanır.